2022 tercih sonuçlarında sürprizler yaşayabiliriz, yaşanabilir. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin Üç Dünyası'na hoş geldiniz. Tercih sonuçlarında sürprizler olabiliyor. Yani sıralaması 50 bin olan bir aday, sıralaması 40 bin olan bir adaydan daha iyi bir yere gidebiliyor. Peki bu nasıl oluyor hocam? Adı üstünde tercih. Bakın tercihler biraz sürpriz, biraz şans işi ve biraz da akıllı bir tercih listesi yaparsanız istediğiniz üniversiteye girebiliyorsunuz. Örnek verelim. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini ele alalım. 26 bin ile kapatmış. Şimdi diyelim ki adayın sıralaması 33 bin ve diyor ki burası bana gelmez. Ben burayı yazmayayım, hiç boşuna uğraşmayayım. Benim sıralamam 33 bin. 26 bin ile kapatmış ve zaten bilgisayar mühendisliği talep olan bir yer. Burayı ben yazmayayım. Aynı şekilde başka bir üniversiteye bakalım. 28 bin ile kapatmış İstanbul Üniversitesi. Bunları da aday yazmadı. 26 binlik yer bana gelmez diye düşünerek yazmadı. Ama 40 binlik bir aday gelirse diye yazdı ve o üniversitenin kontenjanı diyelim ki dolmadı. İşte o zaman o 33 binlik aday oraya giriyor. 40 binlik aday oraya giriyor arkadaşlar. Kontenjanı dolmayan bir bölüme kontenjanı eğer gerçekten dolmaz ise girilebilir. Geçen yıl bazı tıp fakültelerinde buna benzer bir durum yaşadık. Boş kontenjanlar kaldı. Düşünün, sıralamanız 49 bin ve siz geçen sene zaten tıp fakülteleri bana gelmez, benden daha iyi yapanlar, yani 10 bin, 20 bin, 30 bin yapanlar yazar ve kontenjanları dolar diye düşünüp yazmayanlar yazsa şu anda tıp fakültelerinde öğrencilerdi arkadaşlar. Onun için bu sene bazı sürprizler olabilir. Ummadığınız bir yer, bu bana gelmez ama yine de yazacağım dediğiniz yer, bölümler gelebilir. Geçen yıl kontenjanı dolmayanların bu yılda kontenjanı dolmayacak anlamına gelmez. Belki geçen yıl kontenjanı dolmuş olanların yine kontenjanları dolacak anlamına da gelmez. Bazıları belki de boş kalabilir. İşte o zaman oraya kim yazdıysa girecek arkadaşlar. Sıralama 50 bin, 100 bin, 70 bin hiç fark etmez. Kim yazdıysa girecek çünkü dolmamış. Yani ne demek? O bölümün, o üniversitenin taban puanı oluşmamış demektir. İsteyen herkes girebilir anlamına gelecektir. Yani tercih sonuçlarında bu tarz sürprizleri göreceğiz ve bu sene bu biraz daha fazla olabilir sevgili arkadaşlar. İnşallah o iyi sürpriz yaşayanlar siz olursunuz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyoruz. Güncel gelişmeleri takip etmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.